Herkese selam. Şimdi arkadaşlar Microsoft SQL Server üzerinde bir veri tabanı oluşturma ve silme işlemini nasıl yapacağımızı göreceğiz. Örnek olarak bir database düşünün şu şekilde. Bizim daha önce size örnek yine ders anlatım sırasında bakın böyle personel veri tabanı, sipariş veri tabanı gibi örnek veri tabanları aynı SQL Server sistemi aynı bilgisayardaki aynı SQL Server veri tabanı yönetim sistemi üzerine kurulabileceğini göstermiştim. İşte buna başlıyoruz. SQL Server'ımızı kurduk. Şimdi SQL Server'ımızın üzerinde bir veri tabanı oluşturacağız. Daha sonra da bunu silmeyi göstereceğim size. Hatta iki tane veri tabanı oluşturacağım. Önce öğrenci veri tabanı bir oluşturacağım. Daha sonra örnek için sizlere bir tane personel VT, bir tane de sipariş VT. Üç tane veri tabanı oluşturacağız. Bunlardan personel VT ve sipariş VT'yi silmeyi göstereceğim. Şimdi öğrenci DB, database, öğrenci bilgilerini tuttuğumuz veri tabanının ismine ben öğrenci DB diyorum. Database'in kısaltılması. Kimisi VTD kullanıyor. Kimisi DB kullanıyor. Çok önemli değil. Şimdi bunu yapabilmek için bizim SQL Server'ı açmamız lazım arkadaşlar. Şöyle Start menüsüne gelin. Şöyle burada SQL Server Management Studio'yu çalıştırmanız lazım. Bakın SQL Server Management Studio. Farklı bir program çalıştırırsanız olmaz. Özellikle bunu yüklemeyi nasıl yapıldığını önceki derslerde, ilk derslerde anlattım arkadaşlar SQL kurulum sırasında. Açmanız gereken bu. SQL Server Management Studio. Tıklıyorum. SQL Server Management Studio açılıyor. Bütün işlemlerimi bunun üzerinde yapacağım. Dersleri bunun üzerine göstereceğim. Şimdi bakın. SQL Server'a bağlantı ekranım çıktı. Sizlere de buna benzer bir ekran çıkması lazım. Burada Authentication'ı Windows Authentication seçmeniz lazım. Sizde sadece server name Tiger slash SQL Express yazmaz. Bunun yerine bilgisayarınızın adı neyse bu Tiger yerine o yazar. Ancak ben de bilgisayarımın adı Tiger olduğu için bilgisayarın adı yazdı. Hiçbir şey yazmıyorsa ya da nokta slash SQL Express yazıyorsa nokta slash SQL Express yazıyorsa bu da olur. Bu zaten nokta This computer localhost anlamında sizin bilgisayarınızı ifade eder. Yani bununla Tiger yazmasının benim açımdan farkı yok. Sizde hiçbir şey yazmıyorsa bazı arkadaşlar diyor boş geliyor diye yorumlar atıyorlar. Önceki derslerde böyle yorumlar vardı. Böyle boş geliyorsa arkadaşlar siz kendiniz elinizle şunu yazın. Nokta sola slash bakın slash'ın yönü önemli. Yazılımda bilgisayar işlerinde en ufak bir hata kabul etmiyor arkadaşlar. En ufak bir şeyi unuttuğunuz zaman sıkıntı yaşıyorsunuz. Harfi unutmayın. Burada nokta ve slash'ın yönü sola doğru olacak. Klavyemde iki tane slash var. SQL Express bu şekilde yazmanız gerekiyor. Boş gelen. Boş gelmiyorsa, dolu geliyorsa sizin. Mesela bende ne yazıyordu? Tiger yazıyordu değil mi şurada? Adı varsa bu şekilde de devam edebilirsiniz. Burada Windows Authentication olacak. Burada da username. Benim şu anda bilgisayarım Tiger Admin kullanıcım. Kullanıcı adım Admin. Bununla bağlandığım için sıkıntısız bir şekilde bağlantıyı sağlıyorum. Connect dediğim zaman bilgisayarıma bağlandım. SQL Server'a bağlandım daha doğrusu. SQL Server açıldı. Bakın database'ler vesaire bir sürü menü geldi. Şimdi database'lere tıkladığım zaman burada sistem database'ler ise bunlar benim şu anda ilgilenmeyeceğim şeyler. Bunlar SQL'in çalışabilmesi için kendi veri tabanları da var. Arka tarafta çalışan. Onlara dokunmuyoruz arkadaşlar. Biz kendi veri tabanımızı bakın şurada database'ler denen şu artıya basın. Böyle açık olsun. Şurada oluşturacağız. Bu hizada. Şimdi nasıl oluşturacağımı göstereceğim. Siz de benimle lütfen adım adım yapın. İki yöntem var veri tabanı oluşturmak için. Bir tanesi bu SQL Server Management Studio üzerinden yapmak manuel. İkincisi de SQL komutuyla yapmak. İkisini de göstereceğim. İlk olarak manuel olarak bu arayüz üzerinden nasıl yapacağımızı gösteriyorum. Sağ tıklıyorsunuz database'ler seçiliyken. New Database diyorsunuz. Karşımıza bir pencere çıkıyor. Database Name diyor. Ben veri tabanıma hangi ismi vermek istiyordum? Buradaki ismim neydi arkadaşlar? Ogrenci DB. Burada kesinlikle ve kesinlikle Türkçe karakter kullanmayacağız. Tamam. Burada önemli arkadaşlar. Türkçe karakter kullanırsanız hata alırsınız. Hemen anında almasanız bile ilerleyen aşamalarda hata alırsınız. Nerede hata yaptığınızı da bulamazsınız. O yüzden Türkçe karakter kullanmayı unutuyoruz.
Bu çok önemli. Türkçe karakter veri tabanları ile uğraşırken veri tabanları isimlerinde, tablo isimlerinde Türkçe karakter kullanmıyoruz. Ama mesela tablo içinde Ayşe isimde bir kayıt atacaksın. Öğrenci kaydı. Orada şeyi kullanabilirsin. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ya da çalışkan Ç harfi kullanabilirsin. Tablo içindeki kayıtlardan bahsediyorum. Problem yok. Şu şeyler Excel gibi mesela buradaki Ayşe gibi kayıt atarken tablonun içine bunda problem yok. Ama bu tablonun ismini veya veri tabanının ismini mesela burada Ö harfi yazmayacaksınız. İngilizce karakterlerde. Evet, bu bilgiyi de verdikten sonra veri tabanımın hemen database'ime bir isim veriyorum. SQL Server Management Suite üzerinde bilgisayarıma kurulu SQL Server 2022'nin üzerinde Ogrenji DB isminde bir veri tabanı oluşturuyorum arkadaşlar. Şunlara hiç dokunmuyorsunuz. Okey diyorsunuz. Bakın şuraya bir silindir böyle bir veri ambar gibi bir şey geldi. Silo gibi diyeyim. Bir depo gibi bir şey geldi. Bir simge geldi. İşte bu bir veri tabanı. Öğrenci veri tabanını oluşturduk arkadaşlar. Şimdi öğrenci veri tabanını oluşturdum. Ama içinde hiçbir tablo yok. Aslında bu şu durumda. İçinde herhangi bir tablo yok. Boş. Şöyle şunları şöyle silelim arkadaşlar. Bunların hepsini sileyim. Şu anda şu durumda arkadaşlar. Hiçbir tablo yok. Ben şimdi sistemimde benim Microsoft SQL Server üzerindeki bilgisayarımda sizlerin de benimle aynı yaptıysanız bu şekilde bir veri tabanı oluşturdunuz. Şimdi dedim ya bir SQL Server üzerinde birden fazla veri tabanları oluşturabilirsiniz. Ben şimdi bir veri tabanı daha oluşturacağım. Personel DB isminde bir veri tabanı daha oluşturacağım arkadaşlar. Bakın geliyorum yine sağ tıklıyorum. Diyorum ki personel bilgileri tutulacak diyelim bir küçük şirketiniz var. Personel DB okey diyorsunuz. Bakın oluştu ve o da geldi. Küçük bir silindir şekli. Sonunda bu silindir bunun bir veri tabanı olduğunu gösteriyor. İkinci veri tabanı oluşturdum. İstediğiniz kadar buraya veri tabanı oluşturabilirsiniz. Yine aynı şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Şurada yaptığımı bir tane daha yapıyorum. Bakın aldım. Bir tane daha oluşturacağım. Satış bilgileriyle ilgili. Satış yani Türkçe karakter yok. Satış DB. Bir tane daha oluşturuyorum. Bakın 3 tane veri tabanı. Sistemimde, SQL Server'ım üzerinde, bilgisayarımda 3 tane veri tabanı. Türkçe karakter kullanmadan satış DB isminde, database'in kısaltılmış. 3 tane veri tabanı bakın. Şu gördüğünüz şeyi yaptım arkadaşlar. İçinde ama şu an hiçbir tablo yok. Şimdi ben bunları oluşturdum. Bunların bir tanesini sileceğim. Program üzerinden silmeyi göstereceğim şimdi. Bu arayüz üzerinden bunları mesela ya satışa gerek yok. Ben vazgeçtim. Bunu oluşturmak istemiyorum. Sağ tıklıyorsunuz. Bunun üzerinde delete. Bastığınız zaman size soruyor emin misin diye. Okey'e bastığınız zaman gitti bakın. Yani ben ne yaptım aslında? Şu veri tabanını uçurdum. Gitti. Aman dikkat. İçinde veri varsa verilerde tablo varsa tablolarda silinir. Silmek bu kadar basit arkadaşlar. Çok dikkatli olmanızı size tavsiye ediyorum. Veri tabanı silme işini çok dikkat edin. İçindeki veriler de silinir. Uçurdum. Veri tabanı oluşturma ve silmeyi gördük. Ama nereden gördük? Microsoft SQL Server Management Studio üzerinde gördük. Peki hocam ben bu işlemi SQL komutları kullanarak da yapabilir miyim? Gibi bir soru aklınıza gelebilir. Evet yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada şimdi burada New Query diye bir buton var. Şimdi sizin hangi veri tabanına işlem yapacaksanız onu seçmeniz gerekiyor. Bu arada şu artıya basın. Bakın bir sürü menü çıkıyor. Her bir veri tabanı bakın tablolara ayrı. Burada tabloları gelecek. Biz şu anda tablo oluşturmak şu System Tables bunlara dikkate almayın. Bunlar SQL Server yazılımının çalışması için gerekli sistem tablolar. Burada belki gözükür belki gözükmez ama bunlara sakın takılmayın. Bunları tıklamanıza da gerek yok. Bunlar biraz böyle işin kendi tarafında yani SQL Server'ın sistem tarafında kendi arka tarafta yaptığı işlemler, sistem tabloları. Bunlara takılmayın. Şimdi biz bunların içinde kendi tablolarımızı bir sonraki ders oluşturacağız ama ben size şunu gösteriyorum. Önce bunu bir tanıtıyorum. Şöyle bakın burada tablolar vesaire bir sürü bilgi var. Bunlar zamanla öğreneceksiniz bunları ama
diyagramlar, database diyagramları vesaire. Bunlara şimdilik girmeyin. Şu anda veri tabanını oluşturduk. Bakın bu tablolar, oluşturacağınız tablolar da bunun altına girecek. Göreceksiniz önümüzdeki ders. Ama şimdi arkadaşlar şunu göreceğiz. Biz bu veri tabanlarını arayüz üzerinden oluşturduk ama biz bu veri tabanlarını SQL komutları kullanarak da oluşturabiliriz. Nasıl yapabiliriz? Bakın burada server'ımızı seçiyoruz. Mavi olarak server seçelim. Üst seviyede. New query diyorum. Yeni bir SQL query'si. Bu SQL query'si şöyle biraz büyüteyim. Bir SQL query'si yazacağım. Yazacağım SQL query'si bir veri tabanı oluşturacak. Create database. Bakın maviye boyadı. Bunlar önceden tanımlı komutlar olduğu için maviye boyadı. Böyle bir şey. Hiç tanımlı olmayan sistemde bir şey yazdığınız zaman böyle RW bilmem ne kafadan salladım. Mesela maviye boyamıyor. Maviye boyadıkları genelde sistem komutları. Create özel komutu, database komutu. Dedim ya structured query language. Bu da bir language. Bu da bir dil. Bu dilde tanımlı keywordleri kullandığınız zaman maviye boyar. Create database. Yeni bir database oluşturmak istiyorum. Database'imin adı da finance. F'si büyük. Finans. Diğerleri çünkü Ogrenci'nin O'sunu büyük yaptık ya. Genel şeyiniz neyse ona uygun gidin. Veri tabanı isminiz. DB. Finans bilgilerini tutun. Finans veri tabanı oluşturun. Bir tane de noktalı virgül koydum. Bakın. İlk SQL komutunu yazıyorsunuz. Şimdi bunu biraz büyütelim. Sizin görebilmeniz için büyütüyorum. Kontrol ve mouse'umdaki şu tekerlek var ya ortada. Onu ileri geri kontrole basılı tutarken onu ileri geri yaptırdığınız zaman küçülür büyülür. Sizlerin rahat görebilmesi için biraz büyüttüm arkadaşlar. Şeyleri yazdım. Create database finance DB. Finans veri tabanı oluşturacağım. Bu kadar. Bunu yazdım. Bu metni yazdım ama henüz çalıştırmadım arkadaşlar. Bunu çalıştırmak için buraya geleceğim. Execute tuşuna basacağım. Yalnız buna dikkat edin. Burada herhangi bir şey seçili olursa sadece bu seçili olan yeri çalıştırır. Ya hepsini seçip execute'a basın ya da hiçbirini seçmeyip execute'a basın. Hep mavi kısım yani seçili yaparsanız seçtiğiniz kısmı çalıştırır. Seçili yapmazsanız hepsini çalıştırır. Yani burada birkaç satır daha bir şeyler olsaydı onları da çalıştırırdı. Şimdi o konuları da anlatacağım daha sonra. Kafanız takılmasın. Şimdilik siz bunu yazın. Create database, finance DB yazıp execute'a basın. Bakın. Commence completed successfully diyor. Başarılı bir şekilde komutlarınız işlendi diyor. Gerçekleştirildi diyor. Ama hani nerede? Göremiyorum ben burada bir finans DB. Bunu görememeniz nedeni bunun arkadaşlar refresh etmeniz gerekiyor. Şuraya gelip database'ler kısmına gelin. Maviyle boyayayım bunu seçin. Sağ tık refresh tuşuna basın. Bakın buraya finans DB geldi. Aynı bunlar gibi bu da bir veri tabanı. Hiçbir fark yok. Az önce oluşturduğumuz öğrenci DB ya da personel DB ile hiçbir fark yok. Ha kullanıcı programı, arayüz programı üzerinden oluşturmuşsunuz. Ha komutla oluşturmuşsunuz. İkisi de aynı. Hiçbir farkı yok arkadaşlar. Yani ben ne yaptım aslında şuraya? Buraya ben şunları çekin kenara. Şuraya bir tane daha veri tabanı daha oluşturdum. Adı da Finance DB. 3 tane veri tabanı oluşturdum şu anda arkadaşlar. Sizlere hani göstermek için. Peki bu veri tabanlarını oluşturdum. Oluşturmayı da gördük. Yani SQL ilk SQL komutunuzu yazdınız. Bakın SQL komutu ne işe yarıyor? Gördünüz. SQL komutu bizim arayüz üzerinden yapabileceğimiz işlemleri kod üzerinden yapmamızı da sağlıyor. Şimdi arkadaşlar oluşturduğum veri tabanlarından bazılarını sileceğim. Ama komutla sileceğim. Ne demiştik? Create database demiştik. Silmek için de drop database mesela finans db'yi sileceğim arkadaşlar. Drop boşluk database boşluk finans db noktalı virgül komutunu çalıştırıyorum. Execute bastım. Silme işlemini başlattı. Ancak şöyle bir durum var. Silerken veri tabanını bazen hata verebilir. Bu hata verirse zaten çok sık yapmadığınız için veri tabanı silme işlemlerini ufak bir çözüm var. Onu öğreteceğim size. Bu çözümü kullanarak silebilirsiniz. Çok yoğun bir şey değil veri tabanı silmek. Bakın bu tarz hatalar verebilir. Vermeyebilirdi de. Siz de vermeden sildiyse hiç problem yok. Devam edin. Ama eğer hata verdiyse izleyin arkadaşlar benim ne yaptığımı. Şimdi sp alt çizgi who diye bir komut var arkadaşlar. Bakın. Şöyle yapalım. Hatta bunu Ctrl
C'ye alayım. Ctrl X. Yeni bir query, new query deyin. Şöyle gelin. SP alt çizgi who diye yazın. Execute edin. Bu komut sizin SQL Server sisteminize hangi veri tabanlarının hangi prosesler tarafından kullanıldığını gösteriyor. Şimdi bakın, demin bunu silmemesinin nedeni şu arkadaşlar. Bir proses bunu kullanıyormuş. Bakın error verdi. Cannot drop database because it's currently in use diyor. Kim kullanıyormuş bunu? Bakın burada FinanceDB'yi kullanan bir proses bulmanız lazım. Biraz bekleyelim. Var mı? Yok. Aslında proses varmış, gitmiş. Biz buna bakarken proses ölmüş. Çünkü şurada bakın. DB name isminde bir proses var mı diye bakıyorum. Bulamıyorum. Şimdi silecek. Bakın hiçbir şey yapmama gerek yok. Sadece baktım. Gitti. Şimdi silecek arkadaşlar. Bir daha çalıştıracağım. Bakın sildi. Şuraya gelin. Database. Sağ tık. Refresh deyin. Bakın silindiğini göreceksiniz. Şimdi aynı şekilde personel DB'yi de sileceğim. Personel DB'yi de silmeye çalışıyorum. Silmeye çalışıyorum. Yine hata verebilir. Yine kontrol edeceğiz. Hata versin de hatanın çözümünü göstermek istiyorum size arkadaşlar. Çünkü bazen hata veriyor, bazen vermiyor. Çünkü bir veri tabanı oluşturduğunuz zaman arka tarafta bir sürü iş yapıyor. O sıralarda takılıyor kalıyor bazı işler. O işin bitmesi vakit alabiliyor. Birkaç dakika sonra tekrar denizdeyse yine silemedi. Güzel, hemen gösterelim çözümü. Böyle silemezse SP who diyoruz, execute diyoruz. Bakın kimi? Personel DB'ye bakacağız. Şu DB name sütununda personel DB bakın var. Kaçmış proses SP ID. Kaçmış bunu kullanan, şuradan bakın, personel DB'yi kullanan bir proses var. 79 numaralı proses. Diyorsunuz ki kill 79 diyorsunuz arkadaşlar. Kill 79. Execute deyin. 79 numaralı prosesi öldürdü. SP alt çizgi who deyin. Bakın artık 79 numaralı proses yok. Gitti bakın. Öldü. Artık drop database personel DB çalışır. Tekrar buraya gelip execute ettiğinizde sildik. Yani bir proses takılı kalıyor bazen. Kullanıyor sizin veri tabanınızı ve silme işlemini yaptırmıyor. O prosesi öldürdükten sonra kill ettim az önce. Kill işlemini yaptıktan sonra çalışacak. Şöyle geliyorum, database'ler refresh dediğim zaman bakın sadece öğrenci DB kaldı. Ki bizim derslerimizde kullanacağımız veri tabanı bu olacak. Sadece öğrenci veri tabanı kaldı. Şu şekilde SQL Server'ımızın üzerinde şu anda tek bir veri tabanı var. Bir sonraki ders bu veri tabanının içine tablolar oluşturacağız arkadaşlar. Bunu göreceğiz. Evet. Bir sonraki ders görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.